Bunları dokumada iyi olan hatunlara veresin. Güzelce işlesinler. Kayıların kilimhanesine götüreceğiz. Bağış üstüne hanımım. Kaynatılan boyaları ne edeceğiz? Onları da Hayme Hatun'a götüreceğiz. Bu civarda kök boyanın hakkını verecek göz bir tek onda var. Maşallah. Tez başlamışsın işine. Nedir bu heves? İp eğirmek, yün tutmak bütün oba hatunlarının bildiği iştir. Lakin sen beylik işlerine burnunu soktuğundan beri bunları da unuttun tabii.
Beylik işlerine burnunu sokan ben miyim? Yoksa sen misin? Ne yaptın ettin? Aldın vazifemi elimden. Bu benim beylik işlerine koşturmamla değil. Ağabeyimin ferasetiyle oldu. Pek de hala oldu. Menfaatimize münasip olanı yaptı. Evvela Ertuğrul'la evlenmeme mani oldun. İmdi de vazifemi aldın. Gayrı şuna inanırım ki senin tek gayen elimdekini almaktır. Garezin nedir? Nedir bu haset? Bana açıkça söyle. Sırma! Söylerim inanmazsın. Anlatırım anlamazsın. Aklınla değil, hırsınla hareket edersin. Yem vuramadığın öfken yüzünden başımıza gelenleri herkes gördü. Her şeyi iyi bildiğini sanırsın. Gururuna dokundu değil mi? Benim senden önde olmam. Ertuğrul'u evliliğe nasıl razı ettiysen ağabeyimi de öyle ettin. Yetti gayrı! Yetti! Uç beyliği elden gitmiş. Senin ettiğin kelamlara bak. Eğer ağzından böyle laflar bir daha duyarsan, ağabeyimden önce ben keserim o dilini. İmdi, ağabeyimin hükmüne boyun eğeceksin, dizini kırıp oturacaksın. Selcan Hatun'dan da af dileyeceksin. Bundan gayrı seninle ilgili hiçbir mesele duymak istemem. Oyunumuz bunu gerektirir. O Selcan yılanından özür dileyeceğime ölürüm daha iyi. Herkes görecek. Sırmanın onuruyla oynamak neymiş, onu hançerlemek neymiş. Sen de sakın bir daha beni tehdit etme. Yoksa öfkemin gazabından payına düşeni alırsın. Eyvallah beylerim. Eyvallah beyim. Buyurun hele. Kuş sürüsüne kuzular baş olunca kurtlar da günden güne kuzulaşır. Lakin kurt baş olursa sürü de kurtlaşır. Çok şükür. Sen hak ettiğin uç beyliğine, bizse hak ettiğimiz uç beyine kavuştuk sonunda. Eyvallah. Kılıçların verdiği hüküm gene kılıçla bozulur. Biz bir vakit kınında tuttuysak intikam anını beklediğimizdendi. Bundan gayrı 10 yıl boyunca yürüttüğümüz nizam neyse aynı nizam geçerlidir. Ya Moğollarla Umuroğulları bu işe ne diyecek beyim? Kurt gözünü karartınca sürüyü hesaba katmaz. Vakti geldiğinde hakkımızı kara çelikle nasıl aldığımızı herkese gösterdik. Gayrı uç beyliği üzerinde söz söylemek alıncağın boyunu aşar. Ne o uç beyliği verecek kadar güçlüdür, ne de Umuroğulları uç beyliğini alacak kadar. Sen olmazsan başımıza neler gelirmiş hepimiz en acı şekilde gördük. Bundan gayrı en ufak tehditte varımızla yoğumuzla senin yanındayız Ertuğrul Bey. Kötü çoban sürüyü uçuruma götürür. Lakin sen başımızda oldukça biz bütün avcılara canımızı siper ederiz. Töremiz bellidir.
Dirliğin temeli birliktir. Biz bir olursak kimsenin bizi kırmaya gücü yetmez. Bundan gayrı Söğüt'e hepimiz canımızı siper edeceğiz. Bizim gözle görülmeyen, elle çizilmeyen hudutlarımız vardır. Bu hudutlar ezelden çizilmiştir ve bütün cihanı kaplar. Büyümeyi göze alamayanlar küçülmeye mahkumdurlar. Bundan gayrı burada atacağımız her adımı, bin yıl sonrasını, bin yurt ötesini düşünerek atacağız. Madem cihandan silinmek istemeyiz, o vakit bütün cihana yayılacağız. Gayrı yaydan fırlayıp önümüze çıkanları delip geçerek hedefimize doğru gideceğiz. Zırhımız iman, pusatımız adalet, hedefimiz nizamı alemdir evvelallah. Allahu ekber! 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 Ne diye önümüze çıkarsınız? Canınıza mı susadınız ha? Siz de kimsiniz? Biz sizin eceliniziz. Er olsanız yüzünüz açık olurdu. Demek ki bakılacak yüzünüz yok. Gelin bakalım. Kolay ölüm yok Süleyman. Beni öldür diye yalvaracaksın. Bunu bağlayın. Mağaraya götüreceğiz. Bizim adamların ölüsünü al. Diğerleri kurda kuşa yem olsun. Seni kendi tükürüğünde boğacağım. Zaman oldu. Hala ne yapıyorsun? Hadi! Böyle bir kilit düzeneyle ilk kez karşılaşıyorum. Çok usta birinin elinden çıktığı belli. Belli ki içinde çok önemli şeyler saklı. Ama benim çözebileceğim bir şey değil bu. Zorlanmamız tehlikeli olabilir. Beceriksiz! Kalk! Bırak!
Hadi. Efendim ne yapacaksınız? Bu sandığı kendim açacağım. Efendim bu çok özel bir sandık. Eğer kırılırsa içindeki bilgilerden olabiliriz. Ertuğrul'la da başımız belaya girer. Hem Ertuğrul bizi dost biliyor şu anda. Ertuğrul'un tanısı elde mi? Bu sandığın içindeki bilgiler Ertuğrul'la olan dostluğumuzdan çok daha önemli. Ne olursa olsun açacağım. Sandıkta böyle bir düzenek oldu. Keşke zorlamasaydınız efendim. Şimdi Ertuğrul'a ne diyeceğiz? Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Ayırtayım mı? Cesaretin yok yüzünü açmaya. Mektup nerede? Gündoğdu'ya mektubu nerede verecektin? Bizde Sırge öz kafesinde saklanır. Ölsek de verilmez. O vakit ben de o göğsünü yarar. O sırrı oradan alacağım. Elinden geleni ardına koma. Bende size verilecek sır yoktur. Bakalım kızgın demir bağrına yapıştığında aynı yiğitliği gösterebilecek misin? Sandık ve Keykavus'la girince ihtişamından yer gök sarsılacak. Hanımın altın saçaklı otağında sağ yanında oturacağım. Kalgançı'ya kadar çağımız söylenecek. Uçmağda Cengiz Hanım'ın önünde diz vurunca bana gök saçaklı tuğ verecek. Gün bizim günümüzdür. Aa! 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 Aa!
gibi içki dökün nökerlerime. Var olan alacak. Var olan alacak. Var olan alacak. Var olan alacak. O ne elindeki? Can sıkıntısından o babası altınları yağma mı ettiniz ha? Bir atın yerine konulmuş hale geldi komutan alınacak. Hele aç bakalım. Sahip sizde. Tez bulun bana! Subutay öldüğüne göre sandık Keykavus. Her şey mahvoldu. Uludağlar üstüme yıkıldı. Hanım ayaklarımdan çektirecek atlarınla. Karayeri boylayasını alınacak. Kazırgan ateşleriyle yanasın. Bunu kimin yaptığını bulacağım. Bütün Anadolu'yu yangın yerine çevireceğim. Kanlı göller yaratacağım. Kan kusturacağım. Kan! Ölüm kusturacağım. Ölüm! Allah'ım bu akça otağda nice zafer toyları vermeyi nasip etsin. Amin. Amin. Hepsi bizim cesaretimizden, kudretimizden nasiplerini aldılar. Onlar kum gibi ordularıyla, pusatlarıyla bizi yenebileceklerini sandılar. Lakin bizdeki akıl pusatını unuttular. Yanlış vakitte atılan bin okun vuramadığını, doğru vakitte atılan bir ok vurur. Ozan dili de yiğit bileği gibi çeviktir. Biz Allah'ın izniyle bir zafere eriştik. Gayrı sen de zaferimizi kopuzunun telleriyle şenlendiresin. Eyvallah beyim. Söğüt'te yurt kıldın, mesken eyledin. Her zaman eline doğru söyledin. Meydanlarda korku nedir bilmedin. Yurduna obana Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu İyit Ertuğrul. Allah hak yolunda sana yar olsun.
Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Bir ceylan gözlüğe gönül bağladım. Dinmeyen sevdanla yürek dağladım. Bazen seller gibi coşup çağladım. Vuran kollarına Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu yiğit Ertuğrul. Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Gündüzün ve savcın senin canındır. Osman'ın aslandır senin kanındır. Sultan Hayma ana şeref şanındır. Kutlu Oğuzlara Allah yar olsun. Süleyman Şahoğlu yiğit Ertuğrul. Allah hak yolunda sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Tarihte olmadı sen gibi oğul. Allah zaferlerde sana yar olsun. Allah hak yolunda sana yar olsun. Yurduna obana Allah yar olsun. Vuran kollarına Allah yar olsun. Kutlu Oğuzlara Allah yar olsun. Eyvallah. Var olun beyim. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Amin. Alpler beklesin. Selamünaleyküm yiğidim. Aleykümselam. Annem baban nerededir? Nenem vardır. Siz kimsiniz? Ne istersiniz? Misafiriz aslanım. Nenene geldiğimizi söyleyesin. Müzik
Nene. Ha oğlum. Üç adam geldi, misafiriz derler. Oğlum misafir bekletilmez, çağır hele. Selamünaleyküm ana. Aleyküm selam oğul. Gel buyur. Sağ ol ana, alırım ben. Gözüm pek görmez. Kimsin? Kimlerdensin? Nereden gelip nereye gidersin? Haydan gelir huya giderim ana. Garip bir misafirim. Oğul, misafirleri ağırlamak gerek. Hadi bir ayran getir bize. Nerede kaldı bu alıncak? Gelirler beyim. Bu da ne demek olur komutan? Han yasaları buyurur ki vazifesini yarım yapan adam ayağı kırılmış at gibidir. İkisi de işe yaramaz. Öldürülmeleri gerekir. Vazifesini yapamayanlar öldüler zaten. Sen de oradaydın. Keykavus da sandıkta kaçırıldı. Hiçbir şey yapamadın. En yakın adamımın kellesini kucağıma koydular. Bu rezaleti yaşatanlardan biri de sensin. Ben bana buyurduğun gibi refakat ettim. Elimden geleni de yaptım. Benim de en yakın adamımı öldürdüler. Bu vazife senin mesuliyetindeydi, komutan alınacak. Şimdi oturup ne yapacağımızı düşüneceğimiz yerde sen bana kılıç çekersin. Sandıkla Keykavus'u elinden kaçırdığını Hülagü Han öğrendiğinde ne yapacaksın? Onu düşünesin. Her taşın altından Berke Han'ın casusları çıkar. Nasıl fark edemediniz Beybolan? Nöker kılığında sızdılar içimize. Hem onlar bunca işi kendi başlarına başaramazlar. Bu topraklarda onlarla işbirliği yapan birileri var. Kim? Ertuğrul. Ertuğrul mu? Bu meseleyle ne alakası var? Biz Söğüt'ten ayrıldıktan sonra Ertuğrul Uç Beyliğini geri aldı. Uç Beyliğini geri mi aldı? Nasıl oldu bu? Karşı koymadılar mı? Yokluğumuzdan istifade edip Söğüt'ü basmış. Benim alplerimi derdest edip her tarafa kayı sancaklarını asmış. Ertuğrul Uç Beyliğini ilan etti komutan. Hatun kimdir ana, kızın mıdır? Yok oğul. Kızım değildir ama kızımdan ayrı komam. Kocasını kefereler öldürmüştür. Gebedir, biçaredir, kimsesizdir. Aldım oraya, bakıyorum işte. Kimin kimsen yok mu ana? Bu halinle bir de bu hatunu analık mı edersin? Bir oğlumla gelinim vardı.
Ecel abardı, toprak sırada oğul. Hatuna gelince bu cihanda herkes vicdanı kadar vardır oğlum. Kimsesizin halinden en iyi kimsesiz kalanlar anlar. Eyvallah ana. Eyvallah. Gelir geçerdim buradan. Senin torun gözüme ilişti. Bir bakayım dedim. Bir ihtiyacın var mıdır ana? İnsanın en mühim eksiği şükür ve kanaattır oğul. Koca bir ömür geçirdik. Ne doyan bir zengin gördüm, ne de açım diyen bir fukara. 3-5 hayvanımız, bir karış bostanımız var. Eker biçer yeriz oğul. Dünya malında da hiç gözümüz yok. Benim seccademe sinen tek dua Ertuğrul Bey'indir oğlum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bey postunda oturup töremize sahip çıksın kafir. Tanır mısın Ertuğrul Bey'i ana? Görmemişim hiç. Görsem de bu gözlerle tanıyamam zaten. Neden gidip Ertuğrul Bey'den yardım istemedin? Benim halim budur. Bir torunum vardır. Çadırda bir de misafirim vardır. Gebedir, hastadır. Niye demedin? Yüce Dağ'ın kutlu tepesince dumanı olur oğul. Bizden kötü halde olan nice biçareler, fukaralar var. Biz çok şükür aşımızı pişirip yeriz. Yeter ki Ertuğrul Bey'imiz sağ olsun. Senin gibi yüzü nurlu, ağzı dualı yiğit analar oldukça Ertuğrul Bey'in sırtı yere gelmez ana. Gül cemalinizi gördük. Ayranınızı içtik. Gayrı bana müsaade. Tez kalkarsın oğul. Sen tanır mısın Ertuğrul Bey'i? Görmüşlüğüm vardır ana. Yolun bahtın açık olsun oğul. Eğer bir vakit daha denk gelirsen de ona. Karacavuz yaylasının dibinde tek direkli. Eski bir çadırda bir Türk anası gördüydüm dersin. Allah benim ömrümden alsın, onun ömrünü eklesin diyor de. Baş üstüne derim ana. Allah'a emanet olasın sana. Güle güle oğul, güle güle. Buyursun. Al hele bunları, iyi dur. Bunu alamam. Hak etmedim ki ben bunu. Bunu vermek bizim boynumuzun borcu, sizin de hakkınızdır. Gönül rahatlığıyla alasın hele yiğidim. Allah razı olsun. Allah beni sevindirdiğinin bin misli evlatlarını sevindirsin. Amin evlat. Amin. Böyle gözü gönlü tok yiğitlerle, fedakar analarla yoğrulan yurdun toprağını zalimler çiğneyemez evelallah. Evelallah beyim. Evelallah bro. Yanımızda getirdiklerimizi dağıtsın harpler. Buyur Hüseyin'dir beyim. Pusat belki paslanır. At belki devrilir Abdurrahman. Lakin bu mazlumların duaları o kadar makbuldür ki
Bizi de neslimizi de ayakta tutacaktır inşallah. Amin beyim. Amin. Arkamızdan oyun kurdu Ertuğrul. Berke Han'ın adamlarıyla ittifak kurup sen gittikten sonra da harekete geçti. Keykavus'u bıraktığı yere Berke Han'ın adamlarıyla pusu attı. Sence bütün bunlar tesadüf olabilir mi komutan? Akrebin karşısına çıkarak zehirli iğneleriyle baş edemezsin. Lakin onu tuzağa çekip ateş çemberine düşürürsen akrep kendi kendini öldürür. Ertuğrul bizi ateş çemberine düşürdü. Ben de Ertuğrul'a ateş düşürdüm. Merak etmeyesin. Süleyman'ı yakaladım. İndi elimdedir. Lakin Gündoğdu'ya götüreceği af buyruğu yanında yok. O vakit öttürene kadar bir şey yapma. Gündoğdu'nun nerede olduğunu öğren. Sonra ne yapacağını bilirsin. Peki Ertuğrul ne olacak? Kılıç hakkımı benden kimse alamaz dedi. Bu beni değil, seni çiğnemektir komutan. Akrep ateş çemberine düştü. Lakin daha zehri tükenmedi. Ben o ateşten nasıl çıkacağımı bilirim.